nasıl bir adamsınız Necip Bey? Evladını seven bir babayım kızım. Sizin sevmekten anladığınız bu mu? Herkese acı çektirmek mi? Bağırma. Hala inanamıyorum. Hepimiz perişan haldeyiz. Görmüyor musunuz? Bunu nasıl yaparsınız? Benim de hoşuma gitmiyor ama elden bir şey gelmez. Muvaffak olmak için bu oyunu biraz daha sürdüreceğiz. Nasıl yani? Ne demek sürdüreceğiz? Yok öyle bir şey yok. Çınar şimdi almaya gitti Lale'yi. Getirecek birazdan bu evden girecekler ve bütün bu oyun bitmiş olacak. Öyle değil mi Necip Bey? Necip Bey doğru söyleyin, Lale gelecek değil mi? Henüz değil. Size inanamıyorum Necip Bey. İnanamıyorum. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Lale olmazsa delirir Çınar. O sizin oğlunuz ya. Aklınızı mı kaçırdınız? Bunu onun iyiliği için yapıyorum kızım. Yapmayın Necip Bey. Ya Lale'ye bir şey olursa, ya Çınar bu kadar acıya dayanamayıp kendine bir şey yapmaya çalışırsa. Bu mu sizin iyilikten anladığınız? Her şey kontrolüm altında. Kimsenin canı yanmadan bu iş bitecek. İnan bana. Peki Lale iyi mi? Aksi olsa burada seninle sakin sakin konuşuyor olmazdık kızım. Gerçekten inanamıyorum Necip Bey. Bu kadarını nasıl planladınız? Elimizi çabuk tutalım, hemen bir şeyler yapalım diyen sendin kızım. Ama benim söylediğimin bunun uzaktan yakından ilgisi yoktu. Bunu biliyorsunuz değil mi Necip Bey? Yani bu kadarını ben bile düşünemezdim. Çaresizlik öyle bir illet ki herkes her şeyi yaptırır kızım. Ama nasıl yaptın diyorsan onu da anlatayım. Basit bir iyilik yapacaksınız, o kadar Müdür Hanım. Tabii karşılığını da alacaksınız. Anlıyorum. Yalnız ne diyeceğimi bilemedim Necip Bey. İnanın sizi zor durumda bırakacak bir husus değil. Her şey benim kontrolüm altında zaten. Sizden istediğim sadece Çınar'ı arayıp Lale'yi okuldan daha erken almasını söylemeniz. Karşılığında hesabınıza 100.000 lira yatıracağım. Gayet makul bir anlaşma değil mi? Haklısınız. Umarım bir sorun çıkmadan halledebilirim. Ben size güveniyorum Müdür Hanım. Çınar olayı duyunca o ilk panikle biraz sorun çıkarıp başınızı ağrıtabilir. Ama merak etmeyin. Ben de mümkün olduğunca çabuk geleceğim okula. Anlıyorum. Sizden ricam. Ben gelene kadar Çınar'ın polisi aramasına mani olun. Peki Necip Bey. Elimden geleni yapacağım. Bir aksilik çıkmayacağından eminim. Yanılmıyorum değil mi? Hayır Necip Bey. Anlaştığımıza sevindim. Bu mevzu olup bitsin, bir daha ağza alınmayacak. Emin olabilirsiniz. Demek okulu satın aldınız ha Necip Bey? Ben bağış demeyi münasip görüyorum. Pes doğrusu. Sonrasında ne oldu? Sonrasını nasıl hallettiniz? Peki ya Çınar gitseydi okula Necip Bey? Ya o alsaydı Lale'yi? O zaman acaba derdim. Acaba mesuliyetlerini hatırlayıp gereğini yapacak mı? Ama yapmadı. Peki nasıl bu kadar emin olduğunuzu çok merak ediyorum. Çınar'ın gitmeyeceğinden nasıl emin oldunuz ki? Nereden biliyordunuz? Attığı her adımdan haberim vardı. Takip ettiriyordunuz yani. Karakola düştüğünde canım çok sıkıldı. Bu gidişata bir dur demenin vakti geldi de geçiyordu. Hamza'yı Çınar'ın peşine taktım. O geceden sonra acaba aklı başına gelir mi derken sabahında yine toprağın peşine düştüğünü öğrendim. Okuldan aramalarına rağmen kılını kıpırdatmayınca da artık yeter dedim. Aklını başına getirmek için bu planı işlemesi elzem oldu. Ama hesaplayamadığım bir şey oldu. O da Çınar'ın yerine Lale'yi almaya benim gitmem oldu herhalde değil mi? Seni aramasını beklemiyordum. Yani o yüzden de biraz helak oldun yazık ki.
Abla. Söyle oğlum. Çocuğu almaya Çınar Bey gelmedi ama. Abi, sarışın uzun boylu bir bayan var. Anladım. Kızın canını yakmadan torunumu almanın bir yolunu bulun. Gerisini aynen dediğim gibi yapın. Bana haber vermeyi de unutmayın. Emredersiniz Necip Bey. Hadi Sedat. Tamam. Ya bana bir şey yapsaydı peki Necip Bey? O zaman ne olacaktı? Çok şükür olmadı kızım. Yani biraz baygın kaldın o kadar. Gerçekten inanamıyorum size. Peki Lale'yi ne yaptınız? Nereye götürdünüz Necip Bey? Çok güvendiğim bir ailenin yanında. Keyfi de gayet iyi. Ailenin kızıyla oyunlar oynuyor, merak etme. Emin misiniz? Gözlerinizle gördünüz mü? Okuldan çıktığımızda yanına gittim. Siz yalıya dönüyordunuz. İnanamıyorum ya. Sözde istihbarattan arkadaşlarınızın yanına gidiyordunuz değil mi? Bayağı her şeyi ince ince planlamışsınız. Mecburen kızım. Söz konusu oğlumla torunum. Tabii ki emin ellerde olmasını sağlayacağım. Nurullah çok güvendiğim bir çocuktur. Kardeşiyle birlikte birkaç adamı da yardımcı oldular, sağ olsunlar. İnanamıyorum ya. Bu yüzden Çınar'ın polise gitmesine izin vermediniz değil mi? Ama o sizin sözünüzü dinlemeyip ısrarla gitmeye çalışınca siz de peşine takıldınız. Ama ne tesadüftür ki arkadaşlarınıza önceden haber verdiğiniz için Çınar da oraya gidemeden engellenmiş oldu. Bravo. Bir de ne kadar soğukkanlısınız ya. İkimizin de maksadı Çınar'ın kendine gelmesi. Hayatın gidişatını eline alması. Bunun için biraz destek olmak icap ediyordu. Yapmayın Necip Bey. Siz göz göre göre çocuğunuzun canını yakıyorsunuz. Bazen elimizdekilerin kıymetini anlamak için kayıplarıyla yüzleşmek icap ediyor. Çınar'a ailesinin ehemmiyetini anlatacak bir yol arıyordum. Aklıma bu fikir geldi. Wow. Sizi tebrik etmemi beklemiyorsunuz herhalde değil mi? Takdir ya da tekdir etmen sana kalmış. Ama işbirliği etmeni beklemediğimi söylesem yalan olur. Keder insanların arasındaki en kuvvetli bağlardandır. Dün Çınar'la ikinizi gördüm. Darda zorda nasıl kenetlendiğinize şahit oldum. İşte o an bu işin sonunu senin getirmen ayrımız olur diye düşündüm. Anlamadım, anlamadım. Neye karar verdiniz? Bu talihsizlik senin kahramanlığına son bulsun diyorum. Malum vakti zamanında gözünü kırpmadan alevlerin arasına atlayıp Çınar'ı kurtarmıştın. Şimdi de Lale'yi Çınar'a getiren sen olursan hissedeceği minnetin büyüklüğünü sen hayal et. Ne diyorsun? Bu işte benimle misin? Asla! Asla değilim. Of. Of Allah'ım. Çınar gideli çok oldu. Hala ses seda yok. Hayır, çoktan gelmiş olmaları gerekirdi. Neden aramadı acaba Reyhan? Bilmiyorum yenge. Ay, her gece hem dakika içimdeki korku daha da büyüyor. Allah'ım sen yardım et. Of. Yenge, iyi düşünelim de iyi olsun. İnşallah. Allah'ım da. Kesin bir terslik var. Lale'min başına bir şey geldi. Torunumun başına bir şey gelsin. Bunun hesabını Çınar'dan soracağım. Zümrüt Hanım, Zümrüt Hanım. Sen kimden neyin hesabını soruyorsun? O polise gitmeyecekti. Adamların dediğini bile bile polise gitmeyecekti Çınar. Ne yapsaydı? Baba o, baba.
Ciğeri hepimizden fazla yanıyor onun. Çocuğunu ateşten kurtarabilmek için elinden ne gelirse yapıyor evlatçığım. İşler bu raddeye gelmeden önce düşünecekti baba olduğunu. O köylü güzelin peşinden koşacağına, oğluyla kızını ilgilenseydi bunlar başımıza gelmezdi. Zümrüt Hanım, yenge, sakin olun Allah aşkına. Sen dur hele. Demek öyle. Madem itimadın yoktu bize, gecelerden gecelere boy göstereceğine, alsaydın torununu dizlerinin dibine, anneanneliğe yakışır bir biçimde ilgilenseydin torununla. Merak etmeyin. Lalem sağ salim kurtulsun, zaten sizin elinize bırakacak değilim. Yeter! İkinize de bravo. Yaşadığımız sıkıntı yetmiyormuş gibi bir de siz saçmalayın. Kime ne faydası var bu yaptığınızın anlamıyorum ki. Yeşim. Kızdın. Haklısın da. Ama bunu yapmaya mecburdum. Çınar Beyşik'te takılıp kalmıştı. Ya onu ateşle sınayıp mesuliyetlerini hatırlatacaktım ya da iplerini salacaktım. Başıboş bir uçurtma gibi oradan oraya savrulacaktı. Ama bu kadar acımasız olmak zorunda değildi, değil mi Necip Bey? Herkesin takdiri başka türlü tabii. Ama ben bunu sırf Çınar için yapmadım. Senin ona ne kadar bağlı, çocuklarına ne kadar düşkün olduğunu hatırlatmak istedim. Her koşulda mücadele ettiğini, gerekirse canını ortaya koymaktan imtina etmeyeceğini gözünün önüne sermek istedim. Ha şimdi hepsi benim üstümde mi kaldı? Benim iyiliğim için yaptınız şimdi bunu, öyle mi? Ben herkesin perişan olduğu bir iyilik istemiyorum kimseden Necip Bey. Ya anneme bir şey olursa, ya İkbal Hanım'a bir şey olursa ne yapacaksınız? Allah korusun kızım. Bu ihtimalleri irdelemediğimi mi sanıyorsun? Ama bu planı ben yaptım. Lale'nin başına bir şey gelmeyeceğinden eminim. Çünkü ipler benim elimde. Artık değil. Artık değil, bitti. Ben Lale'nin yanına gitmek... Kızım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Gelmedik Necip Bey. Biz hiçbir yere gelmedik. Ben yapmadım. Hepsini siz yaptınız. Tek başınıza planladınız. Seninle bir ittifak kurduk kızım. Şimdi bunu bozmanın sırası değil. İttifak falan kurmadık. Böyle olmamalıydı. Böyle olmaması gerekiyordu. Çınar da arıyor şimdi. Bak rica ediyorum, aklı selim davran kızım. Onca zamandır arzu ettiğim hayatı gerçekleştirmek üzere ya işbirliğine devam edersin ya da sonsuza kadar Çınar'ı kaybedersin. Çınar, ne yaptın, bulabildin mi Lale'yi? Bulamadım. Yapamadım. Alamadım Lale'mi. Yapamadım. Boş ver, sıkma canını. Hadi eve gel, sen de buluruz bir çaresini. Olmaz, gelemem. Gelemem, ne derim evdekilere? Herkes Lale'yi bekliyor. Alamadım Lale'mi. Tamam, neredesin sen? Ben geleceğim o zaman. Parayı getirdiğim parktayım. Tamam, birazdan çıkıyorum ben de. Bak gördün mü? Babası annesi dururken o ilk seni aradı. Halini anlayacağına o kadar emindi ki. Sadece seni istiyor yanında. Bunları ölçüp biçip öyle karar ver kızım. Çıkar mısınız Necip Bey? Üstümü değiştireceğim. Thank you.
Çınar. Nasılsın? Delireceğim ya. Göz göre göre elinden kaçırdım kızımı. Tamam. Yapma böyle, ne olursun. Senin bir suçun yok ki. Belli ki işte vermeyeceklermiş Lale'yi. Kandırmışlar bizi. Seni de telaşlandırdım boşu boşuna ama kimi arayacağımı bilemedim ki. Saçmalama Çınar. Tabii ki beni arayacaksın. Lale bizim kızımız. Ama benim yüzümden bir daha göremeyebiliriz. Çınar yapma ne olursun. Onların istedikleri de tam bu işte. Kendini kaybedip bir hata yapmanı bekliyorlar. Ben dünden beri kendimde değilim ki. Yapma böyle Çınar, yalvarırım. Lale çok iyi, ben biliyorum. Yani hissediyorum. Biz onu bulacağız ve birlikte getireceğiz evimize. Bak, bak. Hani sen bana dün bir söz vermiştin ya. Ben de sana söz veriyorum. Lale'yi getireceğiz evimize. Hiçbir şey olmadan getireceğiz, söz veriyorum. Tamam eşim, tamam. Ne olursun tut kendini, ağlama. Yalvarıyorum sana, ne olur güçlü olmaya çalış eşim. Kuvvetli ol, kuvvetli olmaya çalış. Bulacağız kızımı. Mutlaka bulacağız. Sana inanıyorum Çınar. Beyim geçmiş olsun. Lale'yi vermediler mi? Mürvet sus. Yeter. Al şunu. Hoş geldin oğlum. Annemin olanlardan haberi var mı? Anlattım oğlum. Kızım. Çınar'a bir şey anlatmadığına göre bir karara vardın demektir. Necip Bey. Zaten hiç istemememe rağmen beni bu iğrenç oyununuzun içine çektiniz. Buna tahammül ediyorsam asla hoşuma gittiği için değil. Çınar bütün bunları öğrendiğinde üzülmesin diye. Sizden daha çok sevdiğim ortada onu. Ne kadar sevdiğini biliyorum kızım. Alo Nurullah, eve geldiler. Onlar. Kızım nerede? Niye sözünde durmuyorsun? Allah Allah. Ağır ol, ağır ol Çınar Bey. Parayı anca sayabildik. Ama aferin, eksik yok. Kızım nerede? Merak etme, yanımda. Dünkü polis atanla sinirlerimi zıplattın ya. Ben de bir karşılık vereyim dedim. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Bu yaptığınıza pişman edeceğim hepinizi. Hepinizi! Bunu karşı karşıya gelince konuşuruz. Bana kızımı getir. İşte buna ben karar veririm. Paşa gönlüm ne zaman isterse. Benden haber bekleyeceksin. Hiç beklemediğiniz anda bineceğim tepenize. Oğlum, biliyorum asabım bozuldu. Haklısın da. Ama bu adamlarla zıtlaşmasan. Sen damarlarına bastıkça onlar da üstüne geliyorlar. Umurumda değil artık baba. Umurumda değil. Öyle kafalarına göre at koşturamayacaklar. Bulacağım onları. Nasıl olacak bu iş? Aklında bir yol varsa ben de bileyim oğlum. Plakalarını al. Aa bak bu iyi oldu. Ver onu istihbarattaki arkadaşlara ulaştırayım. Bakalım kimin nesiymiş bu adamlar. Yok. Ben bulurum onları. Video göndermişler.
kız Ehsan. Bir tanem yavrum. Baba annesi. Bir daha seyredeyim. Ver, ver oğlum. Ah bebeğim. Bak, bak, bak nasıl el sallıyor. Neredesin be kuzucuğum? Neredesin be kıymetli? Canım benim, yürü be. Neredesin benim bir tanem? Neredesin? Anne! Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Yardım edin. Zümrüt Hanım. Anne kalk hadi. Zümrüt Hanım. Zümrüt. İyiymiş. Bak gördük işte hepimiz. El sallıyordu bize. Ha? Zaten Çınar gidip bulacak. Merak etme. Ben bulacağım oğlum. Sen nasıl bulacaksın anne? Bir oturur musun? İyi değilsin sen. Ah kuzum. Ah bebeğim benim. Canım benim. Nerelerdesin be çocuğum? Hatta biz doktora gidiyoruz Şem. Yavaş yavaş kaldırmaya çalış. Oğlum. Bu böyle olmayacak. Ben Zümrüt Hanım'ı Yeşim'le hastaneye götüreyim. Sen de annenle alakadar ol. Tamam. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Şahin'i bana yardım et. Kızım anneni kaldır bir hastaneye götürelim. Doktor bir baksın. Hadi. Abi bize de haber ver. Lale. Çocuğumun saçını teline zarar gelirse ben yaşayamam. Anne. Yapma böyle Allah aşkına. Ver şu telefonu da. Yapma kendine böyle. Reyhan, benim birkaç işim var. Anneme göz kulak olursun olur mu? Tamam canım. Allah'ım ne olur yardım et. Bulalım çocuğumuzu ne olur. Ay yenge ağlama artık. İçim şişti ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.